Günaydın, iyi pazarlar. Bu hafta Azerbaycan'dayız, Bakü'deyiz. Hastaları ameliyat ettik, diz cerrahileri yaptık, menisküs cerrahileri, kıkırdak cerrahileri yaptık. Ve burada hastalarımızı muayene ettik. Onların değişik eklem sorunlarını gözden geçirdik. Buradaki hastalarımıza anlattığımız bazı şeyleri size tekrar gözden geçirmek üzere tekrar anlatmak istiyorum. Eklem sağlığı çok önemli. Burada kıkırdak cerrahisiyle alakalı yeni gelişmeleri anlattık. Dizde, omuzda, kalçada, ayak bileğindeki problemlerden bahsettik. Değişik omuz hastaları gördük. Omuz hastalarımızda özellikle hastaları omuz sağlığını nasıl korumaları gerektiğini anlattık. Omuz içindeki labrumdaki ve kaslardaki yırtıkların nasıl tedavi edilebileceğini, bunların cerrahi yöntemlerini veya cerrahi olmadan nasıl tedavi edilebileceklerini anlattık. Ayak bileğindeki kırdak ve bağ sorunlarını anlattık. Kalçada özellikle çok önemli birkaç hasta gördük. Bunlarda kalça içinde labrum denen yapının yırtıldığını fakat tanı konmamış bir kalça çıkığı varlığı, displazi dediğimiz, acetabulum dediğimiz kalçanın yukarı kısmındaki gelişim gerekliliklerinde neler yapılabileceğini hastalarımıza söyledik ki bu coğrafyada çok fazlasında var. Bizim ülkemize de çok rastlıyoruz. Dolayısıyla bu tarz hastaları ameliyat edildiklerinde mutlaka problemlerle karşılaşılıyor. Ama bazen yapılan ameliyatları düzeltmemiz gerektiğinde o zaman da elimiz kolumuz biraz bağlı kalıyor. Ve en son dizde özellikle yeni ön çapraz bağ tedavilerini, yani kemiği koruyarak yaptığımız ön çapraz bağ tedavilerini, yeni kıkırdak tedavilerini ki zannediyorum birkaç ay içerisinde burada Minsk kartlıcı uygulamalarını hem cerrahi yöntemlerle anlatıp hem de buradaki Azerbaycanlı hekim arkadaşlarımıza gösterme şansımız olacak. Bunlardan bahsettik. Kıkırdaktaki mozaik plast dediğimiz dizdeki kıkırdağı alıp ayak bileğine, dize, omuza, kalçaya yerleştirme ameliyatlarımızdan bahsettik. Allografileri nasıl getirtiyoruz onlardan bahsettik. Geçen hafta önemli bir menisküs transplantasyon haftasıydı. 3 tane hastamıza menisküs nakli yaptık. İşte menisküs korumanın ne kadar önemli olduğunu, menisküs alındığında ki burada da maalesef menisektomi çok yaygın uygulanıyor. İşte menisküsün öneminden bahsettik. Bütün bu şeyleri anlattık. Ben de sizinle paylaşmak istedim bu pazar sohbetlerinde. Biraz sohbet tarzında geçti. Bakü çok güzel, bizi çok iyi ağırladılar. Ve buradaki hastalarımızı burada görmekten, değerlendirmekten de çok memnun kaldık. Buradaki bir takım setup'ı da ayarlamaya çalışıyoruz. Buradaki hastalarımızı da yakında ameliyat etmeye başlayacağız. Bunu duyurusu da buradan yapmak istiyorum. Hepinize kolaylıklar, iyi pazarlar.